Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BMW 320i'yi inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu araç G20 kasa kodlu, ülkemizde satılan en güncel 3 serisi. Dravit gri renkli M Sport pakete sahip bu aracın detaylarına gelin birlikte bakalım. 320i dediğim gibi özelinde konuşacaksak Dravit gri rengi sahip. Dışarıdan baktığınızda böyle fümemsi bir rengi var. Ama güneş altında metalik simleri de ortaya çıkınca böyle güzel hafif sarımtırak bir griye dönüyor. Çok güzel bir renk. 19 inç jantlarımız var. Hepsine geleceğiz. Ön tasarımdan başlayalım. Öncelikle bu ön tasarım detayı çok hoş. Böbreklerin büyümediği, daha dinamik duran bir tasarımı var. BMW LED farlarımız var. Lazer LED de alabiliyorsunuz. Bu LED sadece bir LED. Güzel böyle angel detayları var. Bu girinti ise ekrana da koyayım. E46 kasa 3 serisinden gelen bir detay. Çok hoş duruyor bence. Aşağı indiğimizde tabii sis farı yok. Sis farı, bu far aşağı ve ileri doğru uzayarak sis koşullarına adapte olabiliyor. Aşağıda gündüz ledlerimiz yer alıyorlar. Burada güzel böyle keskin detaylı ve daha kaslı durmasını sağlayan bir detayımız var. Ön tarafta ızgaralarımız, BMW'de böbrek diye tabir ettiğimiz ızgaralarımız yer alıyor. Bu araçta ne çok büyük ne çok küçük gayet güzel. Bir önceki kasa F30 ile başlayan o böbrek far birleşimi bu araçta da var. Ön tasarımdan gayet agresif ve hoş duran bir otomobil. Şöyle yan tarafa doğru devam edelim. Işık şuradan geliyor, biz de şuraya dönelim. Bu arada BMW'lerde şöyle bir şey vardır, yana geçmişken söyleyeyim. Kaput uzun, bagaj kısmı kısadır. Şimdi kaputun altına da bakacağız. Bu aracın motoruyla ilgili de güzel detaylar vereceğim. 3 serilerinde BMW'lerde şöyle bir şey vardır. Bunu iki kere çekersiniz. Sonra kaputun altına herhangi bir mandal aramanıza gerek kalmadan kaputu direkt yukarı kaldırarak açabilirsiniz. Şimdi Twin Power Turbo. Twin Power deyince herkes çift turbo diyebiliyor. Çift turbo değil. Çift zamanlı turbo. Hem alt devir hem üst devir dolu olsun diye öyle bir turbo teknolojisi var. Şimdi bu motor kodu B48B16. B16 olunca 1.6 litre oluyor. İşte B20 var. 5.30'larda, 3.30'larda gelen. Onlar 2 litre. Bu 1.6 litre. Aynı blok, aynı motor. Tek farkı şu. B48B16'da silindir yolları kısaltılarak arabanın motor hacmi 1.6'ya düşürülmüş. 170 beygir güç üretiyor. F30'dakiyle farklı. Beygir olarak aynı ama F30'daki Prince motor. N13. Biraz problemli motor. Bu çok sağlam bir motor. Bu motora sadece soft bir yazılım. ECU'ya gücünü biraz açtığınız zaman 250 beygirleri alabiliyorsunuz. Gerçekten keyifli oluyor. Motor yerleşim falan güzel. Burada bir şey göremiyoruz. Akü arkada olduğu için kutubunu buraya koymuşlar artık kutubunu. Şöyle yalıtım yok ama amortisörlü bir kaput, yalıtım benzini de gerekmiyor zaten. Şöyle kapatalım. Benim çok sevdiğim bir otomobildir. O yüzden bu araçla ilgili bütün detaylara hakimimdir diyebilirim. En sevdiğim arabalarda ilk üçe girecek modellerden biridir bu kasa. Kaput uzun, bagaj kısmı kısa dedik. Ön çamurluğumuzda M logomuz yer alıyor. M paket olduğu için. 19 inçlik alüminyum alaşım jantlarımız var. Şurada da gördüğünüz gibi ters yatsa da BMW Individual, yani özel jantlarımız, opsiyon olarak alınan jantlarımız bunlar. Orijinalinde 18 ile geliyor. Bunların tasarımı da gerçekten hoş. Şöyle yan tarafta BMW çok ışık oyunu sevmez. Bir omuz çizgisi var. Bir de şu alttaki çizgi var. Bunun haricinde hiçbir şey yok. Dümdüz bir çizgisi var. Bu araç M paket olduğu için shadow line. Krom değil kapı çerçeveleri. Parlak siyah. Yanında aynalarımız var. Sinyaller mevcut. Sunroofumuz var. Burada anlatmak istediğim güzel bir detay var. Bu Hofmeister King diye geçiyor. Yani Hofmeister eğrisi. Bu BMW'nin ikonikleşmiş bir tasarım çizgisidir. Şu çizgi. Şöyle gelir, böyle döner. Dışarıda da var bakın. Bu eğri BMW'de ikonikleşmiş bir şeydir. Bütün BMW modellerinde vardır. Ta ki yeni 2 serisi Grand Coupe'ye kadar bütün BMW'lerde vardı. Arabanın daha böyle oturaklı ve daha düz bir omuz çizgisine sahip olmasını sağlıyordu. Böyle şu profilden baktığınızda daha oturaklı durmasını sağlıyordu. 2 serisi Grand Coupe'ye bakarsanız bu eğri yok ve arkası daha havada duruyor. Bu arkanın daha oturaklı durmasını sağlayan bir şey. Ben çok severim. Çok anlamlı bir detaydır ve güzel bir detaydır. Burada depo kapağımız yer alıyor. Yan arkada yine jantlarımız. 255-35-19 arka. Şu öne de bakalım. 225-40-19
ön. Arka ön ölçüleri farklı, bu da daha iyi yere oturmasını, daha kaslı görünmesini ve daha iyi yol tutmasını sağlıyor. Hatta şöyle arka tasarıma geçerken lastik tabanından başlayalım. Lastiklerimiz gerçekten geniş. Şöyle arka tasarımına bakacak olursak stop tasarımı gerçekten çok hoş. Bir önceki kasa F30 da güzeldi, bu da güzel. Böyle hafif karartılmış LED ve dışı çıkık bir stop tasarımı var. Gayet güzel. 320i model yazımız yer alıyor. BMW logomuz ve geri görüş kameramız var. Altta çift çıkış egzozlarımız var. Gayet güzeller. Difüzörümüz de esasında böyle grimsi bir tona sahip. Beyaz renkli araçlarda daha iyi anlaşılır. Bunun arabanın rengi de gri olduğu için gövde rengiymiş gibi duruyor. Buna 340i difüzörü, 340i çıkışları daha güzel bu kasada. Ama bunlar da gayet iyi. Şurada böyle hava girişimsi detaylar var. Daha kaslı durmasını sağlıyor ama bir aktifliği yok. Ve bagaj kapağını açalım. Bu araçta elektrikli bagaj mevcut. Elektrikli bagaj opsiyonu alınmış. Ama BMW'lerde elektrikli olduğu zaman altta ayak göstererek şöyle ayak göstermeni açma özelliği olmuyor. Sadece bagaj elektrikli oluyor. Bagaj hacmimizi ben ekrana yazayım. Açıkçası hiç aklımda yoktu bu arabayı incelemek. Ama detaylarını bildiğim için ikinci elde görünce rica ettim. Sağ olsunlar, kırmadılar. İnallardayız bu arada. İnallar otomotivdeyiz. Teşekkür ederim tekrar. Burada güzel fileli gözlerimiz yer alıyorlar. Burada da hakeza öyle. Şurada 12 voltluk bir soketimiz var. Bagajımızın altı kaplamalı. Şöyle altında da akümüz var. BMW'lerde akü arkadadır. Ağırlık dağılımının daha iyi olması için. Sonuçta bu arkadan iten bir araç. Tüm ağırlığı öne verirseniz olmaz. Ağırlık dağılımı 50-50'ye en yakın olsun diye böyle. Elektrikli bagajımızı kapatalım. Ve iç mekana doğru geçelim. Şu profilden çok iyi duruyor bu arabaya. Şöyle baktığınız zaman. Gerçekten çok iyi. Çok da severim. Şu kapıyı açalım. Kör nokta uyarı sistemi var bu arada araçta. Şöyle göstereyim. Kapıyı açtığımız zaman siyah bir iç mekan karşılıyor. Burada çok fazla çeşit var iç mekanında. Benim en sevdiğim tarçın rengi, kognak diye geçen taba. Bu siyah da güzel ama. Kapı üstlerimiz, yani bakmayalım isterseniz, yumuşak plastik. Bu da BMW'nin ilk 17'dir. Bütün çoğu modelinde bu kapı kilidi girip çıkan şeyi vardır, çubuğu. Buralar deri, M olduğu için mavi dikişli. Koltuk hafızalarını buraya koymuşlar. Şu kapı kolu tasarımı falan çok hoş. Çok premium abi, kibar hissettiriyor kendini. Cam ayarlarımız falan burada. Katlanır aynamız var. Merhaba. Çok iyi. Bir hafif yukarı doğru katlanıyor. O da güzel. Bu arada arabayı açtığınızda aynaları açılıyorlar. Kapattığınızda katlanıyorlar. Buralar, ha bak, burası sert üzeri yumuşak. Motoru çalıştırın. Akü şarjı çok zayıf. Tamam abi. Şurada güzel bir krom detayımız var. Bazı opsiyon, eğer bunda opsiyonu var mı bilmiyorum, ambiyans aydınlatma da alabiliyorsunuz. Burada hoparlörümüz var. Harman kardon yok bu araçta. Harman kardon olduğu zaman şurada Harman kardon yazıyor. Hoparlörde Harman kardon yazıyor. Burada bir şişelik gözümüz, burada da güzel bir eşya gözümüz var. Bak, bunu eleştirebilirim. Burada bir kaplama yok. Premium segment bir otomobilde kaplama beklerdim. Jelatini üzerinde M logolu şeylerimiz var. Koltuk ayarlarımız elektrikli. Yine bel desteğimiz de elektrikli. Aha, bu bal desteği değil mi? Bak. Şuraya bakın. Baldırları şişiriyor. Yani buradan destekliyor beli. Baldır ayarı da var. Deri kuma, deri alkantara karışımı koltuklar. Şurada da M detayımız var. Mavi, lacivert, kırmızı. İçine doğru geçelim. Ah, çok güzel ya. İçeride 3 kollu direksiyonumuz yer alıyor. Start stopu buraya aldılar. Eskiden buradaydı. Şöyle bir kontak açalım. Kontak 3 kez. Unutmuşum. Ekran hem dokunmatik hem de iDrive ile kontrol edebiliyorsunuz. Hepsine geleceğiz. Ötmesin. Burada tabi bu opsiyona eksik. Hayalet opsiyonu yok. Burada dijital gösterge var. Ama gelişmiş gösterge diye geçiyor. Hayalet. O daha güzel. Onun ekran görüntüsünü de koyarım. Motor yağı servis ihtiyacı diyor. Servisi gelmiş. Tamam. Bu ekranda çalıştırmadan görebiliyor muyuz? Akü şarjı çok zayıf diyor. Neyse. Bu ekranda tabii hız vesaire görebiliyorsunuz. Onları da şu alttan değiştirebiliyorsunuz. Anlık tüketimi. Tabii kontak kapandı. Korumayı aldı kendini.
Şurada board computer butonumuz var. Ona basarak değiştirebiliyorsunuz. Tamam. Diagnoz modu etkin diyor. Şu an değiştiremiyorum. Aracın bütün bilgilerine oradan ulaşabiliyorsunuz. Kontağı kapatalım. 3 kollu bir direksiyonumuz var. Bu M direksiyon çok hoş bence. Burada hız sabitleme, burada da multimedya kontrollerimiz var. Kulakçıklarımız var. Vitesi değiştirebiliyoruz. Onun haricinde burada bir gözümüz var. Bunun altı kaplı mesela. Burası çok hoş. Bayağı da yumuşak açılıp kapanışı. Çok iyi. Burada sis farlarımızın butonları ve far kontrollerimiz yer alıyor. Gösterge aydınlatmalarımız yer alıyor. Burada bir havalandırma üflecimiz var. Tabii bunun da şeyleri güzel ama plastik kalitesi daha iyi olabilirmiş. Yukarı doğru çıkalım önce. Yukarıda ışıklı makyaj aynalarımız. Gün ışığı renginde LED ışıkları var. Siyah tavan var. Siyah tavan hastalığım vardır bilirsiniz. Burada sunroof kontrollerimiz var. Şöyle kapatabiliyorsun. Sağda arkasını açabiliyorsun falan. SOS'imiz var. Güzel aydınlatmalarımız var. Şu aydınlatmalar çok hoş. Yine burada da güneşliğimiz var. Anahtarı göstereyim. Şöyle çok kibar, hoş bir anahtarı var bence. Bagaj açıyor, arabayı açıyor, kilitliyor. Bu tasarım çok iyi. Bu anahtar tasarımı gerçekten çok seviyorum. Kibar ve hoş bir anahtarı var. Şöyle şurayı açalım. Burada bir gözümüz var. İçinde 12 voltluk soket. Sigara donanımı alırsanız kül şeyi geliyor. Sigara çakmaklık geliyor. Bunda yok. USB çıkışımız var. Ve bir adet telefon gözümüz var. Buraya eğer kablosuz şarj alırsanız kablosuz şarj geliyor. Gözün açılıp kapanması falan güzel. Ondan sonra buradan multimedya kontrollerini yapabiliyorsunuz ve bunlar dokunmatik, yani şey değil, basmalı değil, dokunmatik. Bakın şu an aldırılıyor ama dokunuyorum sadece. Şu an ekranı kapattı. Birazdan bakacağız zaten. Burada klima kontrollerimiz var. Klimayı şurada gösteriyor. Çift yönlü otomatik bir kliması var. Bu araç ilk geldiği zaman tek yönlüydü bu klima. Sonradan çift yön geldi. Dörtlü butonumuz burada. Sinyal sesi de çok güzel. Bak buradaki mesela, buradaki üfleşlerin kalitesi bunlardan farklı. Böyle elinizin çok gittiği yere çalışmışlar. Artık burada da maliyet kaygısı üretim kalitesinin önüne geçmeye başlamış. Koltuk ısıtmalarımız var. 3 kademeli. Hem sağda hem solda. Hoş geldiniz dedi, bizi karşıladı. Ekrana bakacağız. Malzeme kalitesi yumuşak, 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 yumuşak. Şurası sert, şurası yumuşak. Buradan sonra sertleşiyor tabii. Burada üzerinde çok durmamız gereken butonlar var. Burada ESP'yi kapatıp açabildiğiniz butonunuz var. Burada park sensörünün butonu var. Burada start stop'u kapatıp açtığınız buton var. Burada arabayı çalıştırma butonumuz yer alıyor. Burada sürüş modlarımız. Şöyle kontak açalım. Kontağı açtık. Sport, Sport Individual ve Sport Standart var. Comfort, dengeli ayar ve Eco Pro var. Eco Pro'da da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Comfort en iyisi. Şimdi bu ayarlar böyle sadece ayar olsun diye değil. Sport'ta araba biraz daha dinamikleşiyor, gaz tepkisi artıyor, direksiyon sertleşiyor. Devri yüksek tutuyor, vitesi hemen yükseltmiyor. Comfort ideal bir sürüş. Eco Pro'da da öldürüyor biraz arabayı açıkçası. Auto Hold'umuz var. Elektrikli bir park frenimiz var. Burada da iDrive'ımız var. Şimdi bu iDrive'ı şöyle bir anlatayım. Böyle bunu sağa doğru çevirdiğiniz zaman menüler arasında sağa sola gidebiliyorsunuz. Aşağı, burada tabii yapamayız aşağı. Mesela iletiyi kapatmak için OK'ye basıyorum. Ha, bu ekran bu arada dokunmatik oldu. Eskiden böyle değildi. Şöyle aracım diyelim mesela. Ortaya basıyorum. Yine kapandı ya. Burada ayarları şöyle dönerek gidebiliyorsunuz yukarı aşağı. Araç ayarları mesela, sağa gidiyorum. Araç ayarlarına gidiyor. İletiyi kapat abi. Araç ayarları mesela, burada bütün ayarları yapabiliyorsunuz. Sürüş destek sistemlerinin falan kontrolünü. Yakıt tüketimine bakacaktım. Sürüş bilgisi. Araç bilgisayarı. Tüketimi 8.8 litreymiş bu aracın. Şu tüketim grafiğine de bakabilirim. Yani sıfırlıyor böyle basınca. Gayet de makul bir tüketimi var bu arada. Motor kısmını göstereceğim. Böyle bunu kullanabiliyorsunuz. Buradan hızlıca medyaya, ana menüye, internete girebiliyorsunuz. İnternet Türkiye'de yok, connected drive. Ayarlara girebiliyorsunuz.
kol dayamamızın içinde böyle güzel bir aydınlatma, bir USB Type-C şarj kısmı. Şarj kısmı mevcut. Altı pütür kaplamalı, gayet de güzel. Şöyle torpidomuzun içi halı kaplı, aydınlatmalı ve soğutmalı. Halısı da çok güzelmiş. Şimdi yavaş yavaş arkaya doğru geçelim. Ben oturuş pozisyonu ayarlayayım kendime. Tabii yere yakın. Bu şeyi de var bu arada. Bunu da. Şöyle göstereyim. Koltuğun beşik ayarı da mevcut. Kendime göre ayarladım. Bir arkaya geçelim. Arkaya bakalım. Kapı hissiyatları da güzel, bayağı kaliteli. Her zaman olduğu gibi BMW. Arka kapılarda da kalite değişmiyor tabii ki. Her yer yumuşak. Burası yumuşak, burası yumuşak, burası sert üzeri yumuşak. Yine burada da kaplama yok. Arka koltukları şöyle bir geçelim. Şaft tüneli merhaba dedi bize zaten. Arkada netiş bir otomobil olduğu için burası dolu dolu. Evet, arkada yine ön gibi gömük gömük oturuyorsunuz. Kapıyı kapatalım. Çok sessiz bir ortamdayız şu an. Sıfır ses. Işıkları mesela bakalım. Kontak kapalıydı değil mi? Ona bakamayacağız. Neyse. Bir karış bir dizi mesafesi var. F30'a göre genişlemiş. Yani bir önceki kasaya göre genişlemiş. Cidden de güzel olmuş. Dediğim gibi Hofmeister King'i kadar düz geldiği için şurada göstereyim. İçeride klostrofobik değilsiniz. Siyah tavana, siyah döşemeye rağmen. Baş mesafesi şöyle 4 parmakla 5 parmak arasında bir baş mesafesi var. Gayet rahat. Ama burada 5 kişi oturamaz. Yani 5. kişi oturamaz burada. Şaft tüneli çok yüksek. Burada bir kol dayamamız var. Kol dayamamızda bak mesela bu bozuluyordu. Bozuluyor diyecektim. Arada takılıyor. Bununki de öyle. Bardaklığımız yer alıyor. Kol dayaması da güzel. Deri kaplı. Ortaya oturmayacağım. Oturamam zaten. Burada 3. bölge klimalarımız yer alıyor. Sıcaklığını ve nereye üfleyeceğini seçebiliyorsunuz. Harbiden 3. bölge klima yani. Altında 12 volt ve 2'de USB var. Koltuk arkalarına cep artık opsiyon değil. Standart olarak geliyor. Bu koltuk tasarımı çok güzel gerçekten. Şu arka dönüne genel bir bakış atalım. Şimdi dışarı çıkıp bir kapanış yapalım. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte BMW 320i'yi inceledik. Siz bu aracı nasıl buldunuz? Sizce en güzel 3 serisi kasası hangisi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.